söylüyorsun, nakitin yok diyor. Bu sene hızımızı tutmuş. İsmim Eyüp Yol, Gaziantep'ten geliyorum. Bakır sanatı ustasıyım. Her sene biliyorsunuz ahilik haftası kapsamında Kırşehir'e geliyorum. Efendim malum kayborna yüz tutan meslekler arasında artık bakır sanatlar veriyor. Evet. Bugün burada hangi ürünleri satıyorsunuz? En çok talep hangilerde var? Biliyorsunuz. Sanatınıza evet. Çırak bulabiliyor musunuz? Bakırcılık unutulmayı üst tutmuş bir meslek ve son yetişenler de zaten biz. Bizden sonra da ustamız veya da çırak yetiştirmeye zor bir meslek. Çünkü şöyle, maalesef mesleğimiz zor olduğu için de çırak bulmakta, eleman bulmakta zorlanıyoruz. Peki efendim, ürünlerin malzemelerini bulmakta, temin etmekte? Maalesef ülkemizde biliyorsunuz ki artan fiyatlardan dolayı da, ham maddenin yükseldiğinden dolayı da çok zor derecede ham madde bulmakta sıkıntı çekiyoruz tabii ki. Bunlar da otomatikman fiyatlara yansıyor. Efendim burada çok güzel el ürünleri satıyorsunuz. Sattığınız ürünlerden biraz bahseder misiniz? Yaptığımız ürünler tamamı %100 bakır olan birinci sınıf. Biliyorsunuz coğrafi patenti bakırcılık Gaziantep'e ait olan bir ürün efendim. Görmüş olduğunuz gibi tamamı elle yapılan iç dışı kalaylı şahane tencerelerimiz var. Yemeklerde kullanabilecekleri tencerelerimiz. Yine bakırın çayı eşsiz güzel olur. İçenler bilir. O yüzden dolayı da birinci sınıf kaliteli bakır ürünler üretiyoruz müşterilerimize. Efendim malum doktorların dediği gibi en güzel yemek bakır kaplarda pişiyor dedi. Evet, bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Doktorlarımız ayrıyeten bakırda su içmeyi de tavsiye ediyorlar. Bu da efendim yine bakır su mataramız. Bunu da yine içilen suyla Alzheimer'ı, yani bakır Alzheimer'ı hastalığını engelleyen bir madendir. O yüzden dolayı doktorlar bu şekilde tavsiye ediyorlar. Efendim peki bunların işçiliği zor mudur? Biraz bahseder misiniz? Şimdi emek vermeden bilirsiniz, hani şöyle basit bir örnek verelim. Emek vermeden bir çocuk büyümez. Bu da aynı öyledir. Hani bir tane ürünümüz bizim çocuğumuz gibidir. Onu bitirip tezgaha koyana kadar ona çok büyük emek veririz. Efendim burada gördüğünüz kadarıyla atalarımızdan kalma gaz lambalar var. Biraz evet, gaz lambalarımız da yine hem yeni modernize hem eski modernize tarzında üretiyoruz bunları da. Yine günümüzde kullanılabilir, yine çok rahat kullanabilecekleri bir gaz lambasıdır. Eskiye nostaljiye dönük hem evlerini süsleyecek hem de eskiyi yad edecek ürünler efendim bunlar da yine. Efendim gördüğünüz kadarıyla yukarıda yine yoğurt yapımında kullanılan. Evet, bunlar da yoğurt bakraçlarımız. Bunlar Kırşehir'de aşıtma diye söylüyorlar. Bu da yine iç dış kalaylı çok güzel yoğurdu olan bakır bakraçlarımız. Yine aynı zamanda burada bakır tavalarımız. Tabii bakır tavalarımız da yine çok kalındır, kalitelidir. Hem tabanları çekiş dövmedir, birinci sınıf kalaylıdır. Şahane, yine zaten Kırşehir halkı da tavalarımıza çok büyük bir ilgi gösterdi. Burada gördüğünüz kadarıyla büyük devasa boyutta da... Burada da yine yine bizim Gaziantep'imize özgü, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bakır ırbıklarımız var, görmüş olduğunuz gibi. Bu ırbığımızın tamamı el yapımıdır. Yine aynı şekilde buradaki ırbığımızda yine biz buna acur kesme deriz Gaziantep'te. Bu da yine dünyada sadece Gaziantep'te yapılır ve bunlar da yine boy boy ırbıklarımız efendim. Dünyada yine bu da sadece Gaziantep'te yapılır. Şahane birinci sınıf ürünlerimiz efendim bunlar da yine. Bu da arabanın başında bekliyor. Nasıl acı dedi?